Evet, bugün burada bu güzel projenin temel atmasındayız. 6 ay sonra da açılışını yapacağız. Ne kadar büyük gurur bizim için. 31 Mart'ta, 2 Haziran'da söz verdik. Dedik ki Karaçay'ın tarihine, Karaçay'ın geleceğine yön verecek çalışmalar yapacağız. Bugün buradayız. Yaklaşık 4,5 milyon liralık bir yatırımın şu anda temelini atıyoruz. Ve 6 ay sonra da buranın açılışını yapacağız. O karlı, kışlı günlerde, o zor günlerde bana destek çıktınız. Ekibime destek çıktınız ve Karaçay'dan çok büyük bir destekle sandıklarda bize kalbinizle, gönlünüzle sahip çıktınız. O yüzden benim bu yatırımı yapmam aslında bir boyun borcu. Hak ettiğini aldı Karaçay. Hak ettiğini belki daha geç aldı ama aldı. Bizim dönemimizde böyle bir yatırım yapmak belki gelecekte bizim adımızın buralarda anılması bize, çocuklarımıza, torunlarımıza onur verecek. Ama şunu söyleyeyim. Karaçay'da bu yatırımın yapılmasında önceki dönem belediye başkanımız, ablam, sürekli yol gösteren, danıştığım ve üniversitede hoca olduğum dönemde, belediye başkanlığı döneminde hiç beni yalnız bırakmayan Sezgin ablamın bir sözü vardır. Başkanım, Karaçay'a bu yatırımı ya yapacaksın ya yapacaksın. Başka çaresi yok. Bizim yüzümüze kara çıkarma dedi. Çıkarmadım abla. Buradayım, karşınızdayım ve onurla bugün bu açılışı yapıyoruz. Bu temel atmayı yapıyoruz ve bu da sizlerin bana verdiği desteğin sayesinde. Bir kocaman alkış da rica edeyim mi Sezgin ablama? Bir ayağa kalkıp şöyle selamlarsan sevgili dostlarımızı. Bir bayan eli değdi Karaçay'a. Bir abla ve Honaz'daki bütün etkinliklere Karaçay'ı temsilen istisnasız geldi. Ben onda gördüm nasıl cesaret, nasıl işe aidiyet, nasıl Karaçay'ı sevgi, hepsini onda gördüm. Tabii ki ondan önceki belediye başkanlarımız da, Abdullah Bey de çok emek çekti. Şükrü abim çok emek çekti. Onları da adını anmadan geçemem. Onlar da bizim abilerimiz, onlar da bize çok destek oldular. Onlara da kocaman bir alkış. Çünkü Karaçay'a onların da çok hizmeti var. Evet sevgili dostlar, yerel kalkınma çok önemli. Hele hele Karaçay gibi üreten ve deyim yerindeyse ekmeğini topraktan çıkaran, her karış yeri üretim için kullanan ve hiç yorulmayan bu güzel insanlar. Bugüne kadar unutuldunuz. Bugüne kadar size sözler verildi, birçok söz yerine getirilmedi. Ama biz verdiğimiz sözü evvelki gün 2,5 yıl oldu, biz biliyor musunuz göreve geleli, daha henüz 2,5 yıl. O kadar susamış ki köylerimiz, mahallelerimiz hizmete. 2,5 yıl çok hızlı geçti tabii ki. Biz ne olacağız diye serzenişte bulunuyorlar. Gerçekten öyle. 2,5 yıl çok aslında uzun bir süre değil. Hele pandemi, bu kadar ekonomik krizlerin yaşandığı, fiyatların bir gün hatta saatin saate uymadığı bir dönemden geçiyoruz. Buna rağmen biz yatırım yapmaya devam ediyoruz. 3 tane sosyal tesis yapıyoruz. Karaçay'da, Akbaş'ta, Yokuşbaşı'nda. Menteşe köyümüzde bir yatırım yaptık. Bundan sonraki Emir Azizli köyünde yapacağız. Ve kapanışı da Kızılyer ve Karateke ile tamamlayacağız. Yani görev süremizi Karateke ve Kızılyer'e de yaparak tamamlayacağız. Ama şunu söyleyeyim. Hizmet götüremediğimiz noktalara nasıl hizmet götürebiliriz diye bütün Fen İşleri ekibimle hemen hemen her gün kafa yoruyoruz. Her gün dersimize çalışıyoruz. Bu yok koşullarda ne yapabiliriz'in cevabını arıyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir yerden yardım almıyoruz. Hiçbir kamu kurumundan yardım almıyoruz. Bize hiçbiri şöyle bir destek vermiyor. Ama biz yapıyoruz. Kimle yapıyoruz biliyor musunuz? O siz güzel, değerli Honaz halkıyla, Karaçay'la, Akbaş'la, Kızılyer'le, Karateke'yle yapıyoruz. Gürlek'le yapıyoruz. Çünkü bize halk sahip çıktığı sürece hiçbir engel bizi yıldıramayacaktır. Bazen seçimler sürecinde hatırlanır köylerimiz. Sadece seçimlerde gelirler, oy isterler ve biz onlara karabatak diyoruz. Bir kuş adıdır karabatak. İşi olunca çıkarlar ortaya, işi olmayınca çıkmazlar. Biz hiçbir zaman öyle olmadık, olmayacağız. Her zaman, biraz önce amcalarıma da söyledim. Siz bu evladınıza sahip çıktığınız sürece
bu evladınızla sizlere sahip çıkmaya, canının son damlasına kadar sahip çıkmaya devam edecektir. Bu can, bu yürek sizlere feda olsun. Evet, bugün duyguluyum. Maalesef bazen yalnız bırakıldığımız anlar olabiliyor. Olsun, bizi siyasiler yalnız bırakabilir. Hiç problem değil. Bize asıl kimin yalnız bırakmaması önemli biliyor musunuz? Siz değerli halkın yalnız bırakmaması önemli. İşte Karaçay burada. Karaçay burada. Karaçay burada. Siz neredesiniz? Siz neredesiniz? Nasıl geleceksiniz bu vatandaşların karşısına? Nasıl oy isteyeceksiniz? Karaçay'ın en büyük yatırımını yapıyoruz bugün. Tarihinin en büyük yatırımını. Neredesiniz? Hani neredesin mavi gözlüm şarkısı var ya. İşte o gibi. Neredesiniz? Biz buradayız. Bu halka verdiğimiz sözün dimdik karşısındayız ve size o sözü vermiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Burada yaşı 80'in üzerinde, 90'ın üzerinde. Kaç yaşında anacığım? Teyzem? Kaç yaşında? 86. 86 yaşında. Bakın burada. Nerede diğerleri? Hani o ovada düz siyaset yapanlar nerede? Bak amcam var. Kaç yaşında amcam? 90 yaşında amcam gelmiş. Utanın be, utanın. 90 yaşında amcam gelmiş, 86 yaşında teyzem gelmiş, siz yoksunuz. Neredesiniz? Nasıl çıkacaksınız 2023 seçimlerinde bu vatan toplumun karşısına? Nasıl oy isteyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Nereden isteyeceksiniz? Ama biz gururumuzla geleceğiz. Evet, çok üzüntülüyüm bazı noktalarda. Ama el ele tutmaktan başka çaremiz yok. Bir yanda Meral Akşener genel başkanımız, bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanımız, iki genel başkanımız bize bir yol gösterdi. O yolda yürüyoruz. Küçük düşlerle, küçük hikayelerle, küçük küçük böyle çekişmelerle bu yol gidilmez. Bu yol nasıl gidilir biliyor musunuz? Kol kola, el ele, yürek yüreğe gidilir. Var mıyız Millet İttifakı'nı önümüzdeki seçim %70'lerde, 80'lerde tutmaya? Varız değil mi? Tutmak zorundayız. O yüzden ne benim ne başkasının küçük düşleri bizi iktidara getiremez. Bizim hepimizin hayalleri bir araya gelecek ve iktidara geleceğiz. Başka çaresi yok. İşte bugün burada yapılan yatırım, bir başka belediye başkanımızın başka yerde yaptığı yatırım, bir başka meclis üyemizin, milletvekilimizin, vatanın, vatandaşın kalbine giren sözleri hepsi bir araya gelecek. Kümülatif bir topluluk oluşturacak ve biz bu seçimleri kazanacağız. Ama maalesef bazen rüyalarımız da düşlerimiz de küçük olabiliyor. Sevgili dostlar, yatırım yapmak, hele hele böyle bir dönemde, böyle ekonomik krizde yatırım yapmak her baba yiğidin harcı değildir. Ama şunu söyleyebilirim. Honaz Belediyesi göreve geldiğimiz gün 5 milyon 600 bin lira, yani eski parayla 5 trilyon 600 milyarlık borçla teslim aldık. Bir kuruş borcumuz kalmadı, hepsini ödedik. 54 trilyonluk yatırım yaptık. Bugün de buraya 4,5 trilyonluk yatırım yapıyoruz. Akbaş'a ve yokuş başına toplam KDV'siyle yaptığımız yatırım yaklaşık 12 trilyon lira. Kolay mı bir belediye için? Hem de nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Hiç borçsuz. Yatırımcı firmamız burada. Bundan önce bizimle birlikte çalıştı, yeniden ihaleye girdi. Biz sözümüze yerine getirmeseydik bu büyük firmalar bu ihalelere girmek için buralarda olur muydu? Demek ki biz işimizi doğru yapıyoruz. Biz sözümüzü yerine getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz. Çünkü neden biliyor musunuz? Biz bugünlük yarınlık değiliz. Biz koskoca 100 yılı dizayn ediyoruz. 100 yılın belediye başkanları, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarları. Çünkü biz torunlarımıza bir söz verdik. Daha her şey güzel olacak dedik. Her şey dünden daha güzel olacak dedik. Güzel olmaya mecbur. Çünkü şurada çocukları görüyorum. Onların gözündeki o mutluluğu biz yeşerteceğiz. Biz sağlayacağız. Eğer bunu başaramazsak, sorumluluğumuzu yerine getiremezsek, ağır hastalık geçirmesine rağmen bugün dimdik burada duran belediye başkanı ablamız gibi buralarda o sorumluluğumuzu yerine getiremezsek, o çocuklarımıza sorumluluğumuzu yerine getirmemiş oluruz ki bunun faturasını bize keserler. Bugün bu görevi bana verdiniz. Ben yarın sade bir vatandaş olarak yoluma devam ederim. Belediye başkanlıkları gelir geçer, muhtarlıklar gelir geçer. Ama tek kalan ne biliyor musunuz? Sevgi.
Eğer ben bu köye geldiğimde aynı sevgiyle karşılanmaya devam ediyorsam, sizler beni bir evlat olarak bağrınıza basmaya devam ediyorsanız ben doğru iş yapmış sayılırım. O yüzden böyle çalışmaya devam edeceğim. Sözümü uzattım. Çünkü böyle güzel bir kalabalığı, böyle güzel bir topluluğu bir temel atma töreninde bir arada tutabilmek kolay değildir. Çünkü onun adına sevgi derler, sevgi. Korkuyla gelen var mı buraya? Hiç yok. Sevgiyle geldik, saygıyla geldik, birbirimize sahip çıktığımız için geldik. İşte o nedenle güçlüyüz. O nedenle güçlü olmaya devam edeceğiz. Yalanımız yok, riyamız yok. Ve en önemlisi, 10 kez denetimden geçmiş Honaz Belediyesi'nin bir belediye başkanı olarak söylüyorum. Sayıştay İçişleri Bakanlığı birçok noktadan denetimden geçtik. Şükür Allah'a, hatamız varsa düzeltiriz. Eksiğimiz varsa tamamlarız dedik. Ve her denetimden ders çıkardık. Ama şükür Allah'a örnek belediyeler arasında gösterildik. O yüzden korkuyorlar. O yüzden çekiniyorlar. Varsın çekinsinler. Biz hizmet etmeye, bu köylerin, bu mahallelerin sorunlarını çözmeye, sizin hayatınızı kolaylaştırmaya var gücümüzle çalışacağız. Hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Evet sevgili muhtarlarım, bu mutluluk hepimizin. Sezgin abla, meclis üyelerimiz, şöyle bir resim alabilirsek çok sevinirim burada. Evet, onlara da kocaman bir alkış. Mahallelerinin sorunları için gerçekten 24 saat çalışıyorlar. Hiç telefonumu susturmuyorlar. Bazen saati unutuyorlar. 12.30, 1 gibi gece arıyorlar. Başkanım kusura bakma saati görmemişim diyorlar. Tabii aslında görüyorlar da. Ama sizin için talep etmeye, istemeye devam ediyorlar. Ben onları çok seviyorum. Onlar da sizi çok seviyor. Onları da bütün kalbi duygularla selamlıyorum. Onlara da kocaman bir alkış rica ediyorum sizden. Evet sevgili dostlar, biraz sonra betonumuz atılacak ve bismillah diyeceğiz. Yüklenici firmamızın temsilcisi, patronu, CEO'su burada. Ne zamana söz veriyoruz? 2 Haziran'da açacağız. Duydunuz değil mi? 2 Haziran'da burada mıyız? Burada ilk yemeği biz veriyoruz. Honaz Belediyesi olarak. Hep birlikte burada güzel günler göreceğiz. Hepinize hayırlı olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve en önemlisi de bütün kalbi duygularımla selamlıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki ben Karaçay'ın bu kadar güzel insanlarını bir arada gördüm. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim, saygılar sunarım. Az sözüm, bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Karaçay gerçekten çok kıymetli bir nokta. Üretici insanların, emekçi insanların yaşadığı bir yer. Ve inanır mısınız hiçbirisi hiçbir zaman isyan etmemiş. Hiçbir zaman Allah şöyle bir kötü sözü ağızlarına aldırmamış bir yer. O yüzden bu hizmeti buraya getirmenin verdiği büyük gururu yaşıyorum. Söz verdik. 2,5 yıl oldu. Evvelki gün 2,5 yıl oldu henüz. 2,5 yılda yaptığımız en değerli yatırımlardan bir tanesi. Projesini yaptık, ihalesini yaptık. Bugün temelini attık. 6 ay sonra da bugün gibi hizmeti açacağız. İnanın ne söylesek azdır. Bu insanların buraya bu kadar gelip bize sahip çıkmaları, bu kadar büyük kalabalığın burada Karaçay gibi böyle nüfusu binlerle ölçülen bir yerde yaklaşık 1000 kişiden fazla insanın burada olması inanın insanı heyecanlandırıyor. Bu heyecanlar bize daha yeni yeni hizmetlerin motivasyonunu sağlıyor. Ben çok mutluyum. İnanın iyi ki belediye başkanı seçmişler beni. İyi ki ben onlara belediye başkanlığı bir bütçe yönetimi, abilik, ablalık, her şeyi onlar yapıyor bize. Biz de onlara verdiği emaneti en iyi şekilde sahip çıkıyoruz. İnanın çok gururluyum, çok heyecanlıyım. Aslında çok heyecanlanmam ama bugün beni bu kalabalık çok heyecanlandırdı. Ben teşekkür ediyorum. Burada eski belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, başkan yardımcılarıma, beni burada yalnız bırakmayan tüm dostlara, gerçek dostlara teşekkür ediyorum. Bu hizmetler hızla devam edecek. İnsanların ezberini bozmaya devam edeceğiz. Bazen pazarlar sığmayacak. Hafta içine de sizleri davet edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki iyi bir planlamayla yapılamayacak hiçbir iş yok. Öz kaynaklarımızı, değerlerimizi kullanıyoruz. Bunları doğru yere, doğru zamanda harcamasını yaparsanız inanın koskoca Honaz kapalı pazar yerini yaptık. Yıllardan beri yapılmayan Ege bölgesinin en büyük pazar yeri. Kapalı, en modern, en çağdaş, uzay çatı gibi çok
pahalı bir modeli oraya getirdik. Buralarda da bu modelleri uyguluyoruz, bu çalışmaları uyguluyoruz. Demek ki isteyince oluyor. Demek ki bütçeyi doğru kullanınca oluyor. İnanın borçsuz bir belediye olmak ve kaynakları doğru kullanmak bize gurur veriyor. Biz izlemeye devam edin. Başkanıma teşekkür ediyorum. Karaçay halkına teşekkür ediyorum. Denizli'nin ilk bayan belediye başkanıyım. Bununla gurur duyuyorum. Karaçay'ınla gurur duyuyorum. Ben aslen Beklidenim ama ben 46 yıldır buradayım. Ben Karaçaylıyım. Ve gitmiyorum da artık. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım. Teşekkür ediyorum başkanıma. Muhtarıma çok ilgilendiler. Sağ olsunlar. Halkıma teşekkür ediyorum. Sayın Yüksel Kepenek Başkanıma teşekkür ederim. Mahallem ve şansım adına Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ederim. Başkanımla çalışmaya gurur duyuyorum. Daha nice hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Bu sözü de veriyorum. Birlikte güçlüyüz. Karaçay halkına hayırlı olsun. Başkanıma başarılar dilerim. Mutluyuz. Köyümüz için hayırlı olsun. Sevinçliyiz. İhtiyaç tabii. Açıkta düğünü yapıyoruz açıkta. Yemek yapıyoruz açıkta. Böyle oldu mu aslında yaparız, iyi olur. Böyle bir tesis yapıldığı için başkanımız Yüksel Kepene'ye çok teşekkür ederiz. Elinden gelen hizmetleri gösteriyor. Biz memnunuz. Kardeşim benim. Yani... Yani Kızılyer'de oturuyorum. Onun için geldim buraya. Memnunuz abi. Başkanımızı seviyoruz. Memnunuz. Yani teşekkür ederiz. Başka çok iyi işler yapmaya çalışıyor yani bizim buralarda. Her zaman arkasındayız. Ne söyleyelim? Çok güzel bir şey. Yani biz kendimiz de pazarcıyız zaten. Kendimiz üretip kendimiz satıyoruz. Yani çok güzel bir şey. Ne bileyim. Açılması olur diyorsun. Aynen, aynen. Yani ben Kızılyer'den geldim buraya. Yani bu bizim oradan daha güzel bir şey, hani her şey olarak bakkalı, belediyesi, her şeyi güzel bir yer. Yani güzel oldu, sevindim. Kendimizden bu işin için olduğumuz için biz de pazarcı, çiftçiyiz. Güzel bir şey yani, kendi ürettiğimizi satarız, ederiz en azından. Karaçay halkı için çok seviniyorum. Şimdiye kadar hiç kimse yapmadı. Teşekkür Sayın ederiz başkanımıza. Allah razı olsun. Muradında ne varsa onu da versin. Yani çok iyi yatırım yapmak. Halkımız için.